Herkese selamlar. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. Bugün 8. sınıf öğrencilerimizle birlikte İnkılap Tarihi 2. yazılıya 3. videomuzla hazırlık çalışması yapacağız. Daha önceki ilk 2 videomuzda mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Elbette size bu sorulardan gelecektir arkadaşlar. Hatta yetinmeyeceğim. 3-4 tane daha yayınlayacağım ki 4-4'lük dört hazırlanalım ve eksiksiz bir şekilde İnkılap tarihinin son ortaokul yazılarından yüz alalım ve karnemize yüksek notları görelim. O videoları da kaçırmamak için abone olup bildirimleri açabilir. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Hadi o zaman şu soruları birlikte parçalayalım. Soruları hazırlayan sosyalbilgiler.biz sitesine çok teşekkür ederiz. Hocalarımızın sitesinin linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Toplam 7 sorumuz var. İlk soruyla başlıyoruz. Aşağıda bazı kavramlar verilmiştir. Bu kavramların hangi Atatürk ilkesini çağrıştırdığını belirleyerek yanlarındaki kutucuklara yazınız diyor 6 tane var. Sınıf ayrımı olmaması, e sınıf ayrımı olmayacaksa bir eşitlik söz konusudur. Eşitlik anahtar kelimesi beni her zaman ve her zaman halkçılık ilkesine götürecektir. Milli irade, halkın oylaması, halkın düşüncesi yani milletin yönetime katılması bu da beni... Cumhuriyetçilik ilkesine götürüyor. Cevap olarak cumhuriyetçiliği yazabilirim. Milli kültür, kültürle ilgili çalışmalar tam anlamıyla devletimizdeki milliyetçilik çalışmalardır arkadaşlar. Çünkü bu bize ait bir şeydir. Milliyetçiliği yazacağım kültürle ilgili. İbadet özgürlüğü, din, ibadet bunların anahtar kelimesi laikliğin anahtar kelimeleridir arkadaşlar. Durağan olmama, sürekli hareket haline kendini yenileyen yani güncelleyen, modernlik, çağdaşlık Buraya benim yazmam gereken inkılapçılıktır ve sonuncusuna da özel sektörün yapamaması o zaman devlet yapacak geriye de kalan ne olacaktır? Devletçiliktir. Bunları bu şekilde halledip hemen atlıyorum ikinci soruma. Aşağıda Mustafa Kemal Atatürk'ün bazı sözleri verilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözleri doğrultusunda kurulan kurumları altlarındaki bölümlere yazınız. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendine kuvvet bulacaktır. Ecdadını atalarımız oluyor. E Türklerin çok köklü bir tarihi var. Geçmişi güçlü bir tarihi var. O yüzden Atatürk bununla ilgili bir kurum açmıştır arkadaşlar. Bu kurumumuzda Türk Tarih Kurumudur. TTK. Peki devam ediyorum. Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti dilini de yabancı diller boyunlarından kurtarmalıdır. Bu da dilimizle, Türkçemizle alakalı bir kurumdur. Tabii ki hepinizin bildiği Türk Dil Kurumu da buradaki sorumuzun cevabı olacak. İkinci soruyu da halledip hemen geçiyorum üçüncü soruma. Buna göre aşağıda verilen gelişmelerin hangi bölümde anlatıldığını yazınız. Bölümlerin isimlerini yazacağız arkadaşlar. Nutuk Atatürk tarafından 15-20 Ekim 1927 tarihinde 36 saat 33 dakikada okunmuştur. Nutuk 3 bölümden oluşmaktadır. 1. Bölüm 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkıştan meclisin açılışına kadar olan dönemi. İkinci bölüm 23 Nisan 1920'den Cumhuriyetin ilanına kadar olan dönemi, Üçüncü bölüm ise 29 Ekim 1923'ten nutukun okunduğu 1927'ye kadar olan dönemi. He, burada olayların yaklaşık olarak bir kronolojisini, sıralamasını, tarihini bilmemiz gerekiyor. Halifeliğin kaldırılması 3 Mart 1924 tarihinde arkadaşlar. Şimdi bakın 1924 tarihi dediği için ilk bölümde ne vardı? 19 Mayıs 1919'dan meclisin açılışına kadar. Senin burada meclisin açılma tarihini de biliyor olman lazım. Nedir? 23 Nisan 1920. Bak demek ki halifeliğin kaldırılması bu bölümde olamaz. Doğru mu? Tamam bu bölümde olamaz. Sonra ikinci bölüm 23 Nisan'dan cumhuriyetin ilanına kadar. Cumhuriyetin ilanı ne zamandı? Hemen hatırlayın. En önemli tarihlerimiz bunları Ezbere biliyor olmanız lazım. 29 Ekim 1923 ve 3. bölümde de 29 Ekim 1923'ten 1927'ye kadar olan olaylar. Şimdi Amasya Genelgesini ben 1. bölüm olarak alırım. Çünkü Amasya Genelgesi e, meclisin açılmasından önceki olay. Çünkü milli mücadelenin hazırlık dönemi. Halifeliğin kaldırılmasının tarihine bakarsanız 3 Mart 1924. Şimdi demek ki bu ikinci bölümü geçmesi lazım. 3. bölüme gelecek. O zaman ben buraya 3. bölüm yazıyorum. E, Mudanya Ateşkes Anlaşması da 1920'de imzalandığına göre bunu da ikinci bölüm olarak yazacağım. Güzel bir soru olmuş hakikaten. Burada bir e, tarih bilmeniz gerekiyor. Özellikle şu meclisin açılışı, cumhuriyetin ilanı bunları bilmeden soruyu çözemezsiniz. Bu soruyu da hallettik ve geldik yazılımızın dördüncü sorusuna. Soruda bana diyor ki aşağıda Mustafa Kemal'e ait bazı sözler verilmiştir. Bu sözlerin Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esaslardan hangisiyle ilgili olduğunu yazınız diyor. Tabii ki Toplu bir milleti istila etmek, darmadağınık bir milleti istila etmek gibi kolay değildir. Toplu bir millet dediği için benim burada aklıma hemen milli birlik ve beraberlik geliyor arkadaşlar. Bunu buraya yazmam gerekiyor. Bir azınlıkta kalsak dahi mandayı kabul etmeyeceğiz. Parolamız tektir ve değişmez. O da tabii ki de nedir arkadaşlar? Tam bağımsızlıktır. Bunu da buraya yazıyorum. Medeniyet yolu insanlık yoldur. Medeniyetin icablarını yerine getirmek İnsan olmanın şartıdır. Medeniyet dediği için de buraya benim yazmam gereken çağdaşlaşma olacaktır. Bunu da yazdım ve 4. bölümü de tamamladım. Hemen geliyorum yazılımın 5. bölümüne. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözü doğrultusunda kurulan ilk muhalefet partisinin adını yazınız. Milli egemenlik temeline dayanan ve özellikle cumhuriyet yönetimine sahip bulunan ülkelerden siyasi partilerin varlığı doğaldır. Türkiye Cumhuriyeti'nde de biri diğerini denetleyici... Partilerin kurulacağına şüphe yoktur. Atatürk'ün kurduğu parti halk fırkasıydı arkadaşlar. Dolayısıyla o muhalefet parti değil. O ilk siyasi partimiz. İlk muhalefet partisi Kazım Karabekir ve arkadaşlarının kurduğu terakkiperver cumhuriyet fırkasıdır arkadaşlar. Bunu buraya mutlaka yazmamız gerekiyor ki doğru cevap alalım. Muhalefet eleştiren demektir. Halk fırkasını eleştiren ilk muhalefet partimiz de terakkiperverdir arkadaşlar. Geldim 6'ya. Atatürk milletler arası ilişkilerde karşılıklılık, mütekabiliyet ve eşitlik ilkelerine önem vermiş, milli menfaatleri ön planda tutmuştur. Uluslararası denklik veya mütekabiliyet de denilen bu politikaya bir örnek veriniz. Arkadaşlar hatırlayın misak-ı milli kararlarımız vardı bizim. Misak-ı milli kararlarında şöyle bir cümle vardı. Hristiyan azınlığa verilen haklar yazıyorum hemen ondan sonra anlatacağım. Hristiyan azınlığa verilen haklar komşu ülkelerdeki komşu ülkelerdeki müslümanlara müslümanlara verilen verilen haklar kadar olacaktır. Bak cümleye bak. Haklar kadar olacaktır. Bu ne demek? Siz müslümanlara ne kadar hak verirseniz biz de azınlıklara o kadar hak veririz. Eşitlik işte anlatmak istediği tam olarak bu. İşte burada eşitlik ve mütekabiliyet vardır. Misak Milli'nin bu cümlesini buraya örnek olarak verebiliriz. Geldim 7. ve yazılımızın artık son sorusuna. Diyor ki Balkan Antantı ile Türkiye hangi yöndeki sınırlarını güvence altına almıştır? Almanya ve İtalya'nın saldırgan tutumları dünya barışını tehdit eder duruma gelmişti. Bu durum Balkan ülkelerini birbirine yaklaştırdı. Bu yakınlaşmanın sonucunda 1934 yılında Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya, Romanya arasında Balkan Antantı imzalandı. Bakın size bir tane anahtar kelime söyleyeyim. Hangi yöndeki sınırlarını güvence altına aldı diyor ya? Yön yazacağız buraya. Balkan Antantı ilk iki harfine ba, son iki harfine tı. Birleştir batı. Ya Barış Manço'nun şarkısı aklıma geldi. A de bakayım A. Y de bakayım Y. Şimdi de bir I. Oku bakayım A Y. Aynı öyle oldu. Balkan Antantı. Balkan Antantı'nın başındaki ba, sonundaki T birleştiriyoruz. Batı sınırımız arkadaşlar. Aklınıza böyle bir kodlamayla getirebilirsiniz. Sağda bat baktını derse o doğu arkadaşlar. Oraya dikkat edelim. Evet böylece yazılı hazırlığımızı tamamlamış oluyoruz. İnşallah güzel bir sonuç alacaksınız sizlere yine yazılıya kadar 3 4 tane daha ne yapacağım? Böyle yazılı videosu yapacağım ki 4 4'lük hazırlanalım ve yazılarımızdan yüksek notlar alarak ortaokuldan öyle mezun olalım. Tek amacımız isteğimiz bu ve LGS'den de başarılı olalım. İnşallah faydalı oluruz. Abone olup bildirimleri açarak videolar geldikçe haberdar olabilir. Beğenip paylaşarak da destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Yazılarınızda başarılar.